Yeniden merhabalar, yeniden selamlar. Ağaç çiçeği kayıt pansiyon uygulamamızın bugün, daha doğrusu bu derste 9.'sunu gerçekleştireceğiz. Ben Murat Yüceda. Eğer bu videoyu YouTube'da kendi kanalım dışında herhangi bir platformda görüyorsanız lütfen benle iletişime geçip bunu bildirin. Çok sevinirim. Ne yapacağız? En son ne yapmıştık? Bir bakalım. Hatırlayalım önce geçen dersi. Admin girişimiz tamamdı. Kullanıcı adı admin. Şifresi 1-2-3-4-5'ti sanırım. Böyle hatırlıyorum. Giriş yap diyoruz. Evet. Yeni müşteri ekleme formumuz vardı. Hatırlarsınız. Bir müşteri daha ekleyelim. Baran Yüceda, Ayşe Yıldız vardı. Bir de birini daha ekleyelim. Eylül ekleyelim. Eylül Yüceda diyelim. Cinsiyeti bayan. Telefon numarası yazalım şöyle. 530 123 45 67 olsun. Salladığım numaralar denk gelebilir birilerinin numarasına. Eylül Yücedak 34 et hotmail.com olsun. TC kimlik ne olsun? Komple 8 olsun. Oda numarası 105 olsun. Ücreti de hesaplatalım. Mesela giriş tarihi ne zaman olsun? Giriş tarihi 7 Temmuz, çıkış tarihi 17 Temmuz olsun. 10 gün kadar kalsın. 17 Temmuz. Mesela şu an ne kadar çıktı? 500 lira. Biz orada indirime gidelim. 60 lira indirdiğimizi varsayalım ve 440 lira yapalım ücreti. Kaydete bastım. Müşteri kaydı yapıldı dedi. Kaydın yapılıp yapılmadığını nereden anlayacağız? Şu an müşteriler tablomdan anlayabiliyorum. Verileri göstere bastım. Baran, Yüceda, Ayşe, Yıldız ve Eylül Yüceda şeklinde 3 tane kaydı bize oluşturmuş oldu. Şimdi amacım ne? Şimdiki amacım şu. Verileri göster butonuma bastığım zaman verilerim geliyor. Şu no butonuna bastığım zaman seçili olan neyi? ID'deki alanı silme işlemi gerçekleştireceğim. Ve bir de textbox'lara taşıdığım veriyi güncelleme işlemi yapacağım. Daha sonra ara komutunda bir sonraki derste gerçekleştiririz. Dersleri dediğim gibi elimden geldiğince bu kez kısa tutmaya çalışıyorum. Böyle biraz daha peyderpey gitsin istiyorum. Burayı kapatalım. Müşteriler kalsın mı kalsın. Ana formu kapatalım. Program CS'i kapatalım. Şimdi önce ne yapacağız? Önce bu çift tıklama olayını yapalım. Şimdi çift tıklama olayını nerede gerçekleştireceğiz? ListView üzerinden gerçekleştireceğiz. O zaman ListView'in Events'ı var. Şimdi Events'ta bize varsayılan tıklama değeri ne olarak geliyor? Örneğin buton için konuşalım. Butonda buton 1'in klik olayı olarak geliyor. Yani buton 1'e bir kez tıklandığı zaman. ListView'de ne istiyorum biliyor musunuz? ListView'in double click olayı var. Bakın şurada ListView double click olduğu zaman, yani ListView 1'in işte ilgili ID alanı, şu an için ID için konuşuyorum. ID alanına çift tıklandığı zaman ne olsun? Gelin yapalım. Şimdi şurada üstte int id eşittir 0 diye bir tane değişken oluşturdum. Bu id'yi birazdan kullanacağız. Id eşittir int nokta parse parantez içerisinde listview1 nokta selected items 0, açıklayacağım bunu, nokta sub items 0. Hani yine şey ilişkisi var burada. Şuraya bir tane nokta text diyelim. Düzelecektir o hata. Düzeldi. Hani burada yine bu ana düğüm, yani kök düğüm ve onun çocukları ilişkisi var. Nedir o? Bakın şöyle göstereyim hemen size küçük bir paint dosyasında. Biraz büyütelim şöyle alanımızı. Bakın şimdi şurası bizim ana düğümümüz, tamam mı? Burada ana düğümün iki tane çocuğu var. Şu şekilde. Biraz yamuk çiziyorum ama bakın. Bu benim iki tane çocuğum. Mesela bunun ne olduğunu varsayalım. Şöyle kalemi alayım. Bu benim A düğüm. Tamam. Çok da güzel çizemedim ama artık hoş görürsünüz. Burası X. Burası da şöyle Y. İşte Y gibi. Y çok da Y gibi olmadı. Bir saniye. Şöyle biraz daha kalın bir şey seçelim. Şöyle biraz daha Y'ye benzedim. Burası da Y düğümü. Tamam mı? Şimdi A benim kök düğümüm. X ve Y onun çocukları. Sonra X ve Y de kendi arasında ayrılacak mesela. Şöyle işte iki tane X'in çocuğu, bir tane de Y'nin çocuğu olsun. Onu da çizgili çizelim. İşte burası X'in iki çocuğunun düğümleri. Burası da Y'nin bir çocuğunun. Ondan sonra bunları da fırçayı seçtim tekrar. İşte ne olsun? Z olsun. Sonra V olsun. Bu da T olsun mesela. Şöyle. T. Bakın mesela Z ve V X'in çocuğu. İşte kök düğüm dediğimiz şu düğüm, yani şu düğüm bizim kök düğümümüz.
Şunlar da kök düğümün çocukları, torunları falan. Yani kök düğümün altındaki sub items alanı burası. İlk başta oluşturmuş olduğumuz değer bu. Onun sub items'ları burası oluyor. ID string nokta parse dedim. Ondan sonra şimdi ilk önce ne yapalım? İlk önce kök düğümü atayalım, ama kök düğümü de şurada bir de ID alanına ihtiyacım var mı? ID ne çekeceğiz? Selected item 0. Gerek yok sanırım. Birden başlatalım. Şimdi ID'yi değiştirmeye gerek var mı? Gerek yok. O yüzden direkt birden başlatalım ve başlayalım. Text'te adı. Nokta text. Şimdi adı adlı text box'a, yani şuna neyi yazdırmak istiyorum ben? Veri tabandaki adı adlı alanı yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdıracağım? Şöyle list view 1 nokta selected items 0 nokta sub items. Sub items kaç? 6'ya 1 nokta text. Şimdi bu ilk değeri şey olarak düşün. Sizin nasıl desem, hani anlayabileceğiniz en basit yolla anlatmaya çalışıyorum. Şu ilk değeri kökün değeri olarak, yani ID alanın değeri olarak düşünün. Tamam, ID hafızada tutuyorum şu anda. Hani listeye de seçilecek olan ilk alan var ya, orası ID. Neden int nokta parse kullandık? Şurada int ID eşittir 0 dediğimiz için ona bir tür dönüşümü uyguladık. Şuradaki text'te adı nokta text'te de adını yazdırmak için yaptık. İşte seçilen 0'ıncıya nerede? Sub items 1 ne demek? Sub items 0 müşteri ID 1 adı 2 soyadı 3 cinsiyet şeklinde devam edecek. Şimdi ben şurayı bir kopyalayıp yapıştırayım. Farkındayım aklınızın karıştığının. 2 3 Text'te adı, text'te soyadı ve üçüncü alan neydi? Text'te cinsiyet. Text'te cinsiyet. Aslında text'te cinsiyet yoktu. Ne vardı? Combo box vardı. Combo box 1 nokta text. Hadi bir çalıştıralım bakalım. Şu alana kadar olan kısım çalıştı. Mesela verileri göster dedim. 1'e tıkladım. Bakın. Yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Ne yaptı? Adına bara ne yaptı? İşte soyadı Yüceda ve cinsiyete bayı attı. Güzel. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Şimdi aynı işlemi diğerleri için de sadece devam ettireceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bakalım olacak mı? Text'te adı, soyadı, ondan sonra ne geliyormuş? Üçüncü alan, pardon, dördüncü alan. Telefon, mail ve TC. Şurayı text'te telefon yapalım. Ha, masked text box'ın telefon. Aa, şuraya kadar bir duralım. Bakalım masked text box'ta çalışıyor mu? Daha önce hiç denemedim masked text box'ı. İlk defa deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Bastım. Masked text box'a veriler gelmedi. Masked text box'a neden gelmedi? Çünkü burada 1 yazıyor. Burayı 4 yapalım. Yeniden deneyelim bakalım. Müşteriler dedim, verileri göster. 1'e bastım. Ha, Masked text box'a da geldi. Çok güzel. O zaman devam edebiliriz. Sonra text ne geliyor telefondan sonra? Mail ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Mail diyelim şöyle. Text'e mail. Text'e mail. Sonra text'e TC kimlik no. Text'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Şurası 5. Burası 6. Sonra neler geliyor? Bir bakalım. Sonra oda no ve ücret geliyor. Burası oda no. Text'e oda no. Text'e ücret. Çok güzel. Buralar kaç olacak? Buralar 7 ve 8 olacak. Şimdi şu son iki değeri yine bir açıklama satırı yapıp şuraya kadar olan kısmı bir kontrol etmek istiyorum. Müşteriler, verileri göster. Çift tıkladım. TC kimlik, no mail, telefon, oda numarası, ücret. Hepsi geldi. Bakalım date time biri şey date time picker'ları güncelleyecek mi? Bundan çok emin değilim. Deneyelim bakalım. Önce sadece giriş için yapalım. DTP giriş tarihi. Burası nereden alacak? Burayı 9'dan alacak. 9. alalım. Bir deneyelim bakalım, belki olur. Verileri göstere bastım. Örneğin 23 Haziran yazıyor. Çift tıkladım. O çok güzel. 23 Haziran'ı da attı. O zaman son alanı da yapalım. Son alanım ne benim? DTP çıkış tarihi. DTP yani Date Time Picker çıkış tarihi. Burası da ne olacak? 10 olacak. 10 nolu kolon. Müşterilere bastım. Verileri göstere bastım. Mesela 7 Temmuz ve 17 Temmuz.
7 Temmuz ve 17 Temmuz olarak ne yaptı? İlgili değerlerimi attı. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem yok. Bu ne yaptı? Sadece şu an verileri textbox'lara taşıdı. Henüz güncelleme işlemi veya silme işlemi gerçekleştirmedik. Sadece verileri textbox'lara taşıma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi önce basit bir silme komutuyla başlayalım. Silme komutunu yaptıktan sonra güncelleme komutuna da yavaş yavaş değiniriz. Şimdi şunların isimlerini değiştirelim. Şeyin ismini değiştirmiştik galiba. Verileri gösterin. Öyle hatırlıyorum. Tekrar Evans'tan çıktım. Şu sembole bastığım zaman yeniden Properties'e gelir. Burası Evans'a gelir. BTN ne olsun bunun adı? BTN güncelle. Güncelle olsun. BTN sil ve BTN ara dedim. Şimdi güncelle butonuma çift tıkladım. Güncelleyi şimdi yapmayacaktım. Pardon. Önce bir sille başlayalım. Ondan sonra güncelleyi de yaparız. Şimdi silme işlemi için ilk önce bana ne lazım? Kapalı olan bağlantımı bir açmam lazım. Bağlantı nokta open. Parantezimi açtım. Kapattım. Alt satıra indim. Sonra SQL command komut eşittir new SQL command dedim. Komutumu oluşturdum. İngilizce'deki silmek kelimesi klavyede tuşu da var. Neydi? Delete from. Nereden sileceğim? Musteri ekle adlı tablomdan sileceğim. Ondan sonra bir tane sorgu yazacağım. Ver neye göre? ID'ye göre. ID spec'i ne olanla? Eşittir. Parantezimi açtım. Çift tırnak. Ondan sonra artı ID'si ID'ye eşit olan. Artı peki ID'nin ID'ye eşit olduğunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Yukarıda işte şu satır ID'yi ID'ye eşit diyor. İşte bu alan. ID'ye eşit olan. Ondan sonra ver ID'si. Ama burada ver ID'si demeyelim de çünkü buradaki alanın ismi ID değil. Müşteri ID. Bir deneyelim bakalım. Muhtemelen hata mı verecektir? Yoksa çalışmayacak mıdır? Göreceğiz. Komut nokta execute now query. Execute now query kaydetme işleminde de gerçekleştirmiştik. Bağlantı nokta close ve verileri göster diyelim. Verileri de bize ne yapsın? Yeniden göstersin. Çalıştırdım. Müşterilere bastım. Verileri göster dedim. Mesela Baran Yüce daha silmek istiyorum. Sile bastım. Hata verecektir muhtemelen. Verdi. Invalid column name ID dedi. O zaman burayı ne yapalım? Musteri ID yapalım. Musteri ID diyelim. Yeniden çalıştıralım. Müşterilere bastım. Verileri göstere bastım. Baran Yüce daha çift tıkladım. Sile bastım. Bu şekilde ne yaptı? Baran Yüce daha sildi. Sonra sildikten sonra da listeye'den ne yaptı? Çıkarmış oldu. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi çift tıkladıktan sonra verileri göster diyoruz ya. Şurası dolu kalıyor textbox'a. Şuraya bir de temizle butonu atalım. Temizle butonu da formumuzdaki bu alandaki verileri temizlesin. Şöyle biraz yukarı taşıyalım ki boşluk açılsın. Ara burada kalsın. Kopyaladım bu butonu, yapıştırdım. Şuraya bir tane temizle ekleyeceğim. Yapacağım tek şey bu şu anda. İsmi ne olsun? İsmi BTN temizle olsun. BTN temizle. Şurada da ismi temizle olsun. Buradaki ismi de ara butonu biraz aşağıda kaldı. Onu da biraz yukarı alalım. Şu text box'ı yukarı almaya gerek var mı? Yok sanırım. Şimdi temizle butonu kodlarını da yazalım. Text'te adıyla başlayalım. Adı nokta clear diyelim. Sonra txt soyadı nokta clear. Ondan sonra txt kimlik no değil. Sonra sırayla gidelim. Cinsiyet, telefon, mail. Cinsiyet combobox'taydı. Combobox 1 nokta clear komutu yok. Text eşittir boşluk yapalım. Sonra ne geliyor? Sonra telefon, mail. Txt mail nokta text eşittir çift tırnak. Bu da yine clear komutuyla eşdeğer. Sonra ne geliyor? TC ve oda no geliyor. Txt kimlik no nokta clear kimlik no'yu da temizle. Sonra txt oda no nokta clear. Bakın şimdi oda no nokta clear dedik de birazdan aslında burada silme işlemi çok önemli. Çünkü sildiğimiz zaman ne yapacak biliyor musunuz? O odayı boşaltacak. Bu çok çok önemli bir husus. Birazdan değineceğiz. Sonra ne geliyor? Oda no'dan sonra ücret giriş tarihi ve çıkış tarihi. Txt ücret. Önce bir ücret diyelim. Ücret nokta. Ücreti temizle. Sonra DTP clear diyeceğim ama clear yok. Tekstini boş bıraksak nasıl olur? Çok sağlıklı olmayacak gibi geldi bana ama bir deneyelim bakalım. Çıkış tarihi. Bu da giriş tarihi de bir temizleyelim. Hepsini yazdık mı? 10 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adı, soyadı. Sonra ne geliyormuş? Cinsiyet tamam. Ha, telefon yok.
TX'te telefon. TX'te telefon. Ha, Maskı Textbox telefon nokta. Ha, Maskı Textbox'ın clear varmış. Güzel. Şimdi çalıştıralım bakalım oldu mu? Müşteriler verileri göster. 2'yi buraya gönder. Temizliğe bastım. Ha, güzel. Temizliğe bastığım zaman ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Date time picker'ları da varsayılan güne göre alıyor. Yani bugünün tarihini atıyor. Güzel. Zarar yok. Gayet hoş oldu. Bu şekilde yapacağız. Şimdi burada da bir duralım. Gelecek derste güncelleme işlemini gerçekleştirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.